Tebrik ederim Sadon. Sadece Rıza ve İstanbul değil, artık tüm polis teşkilatını karşına almış durumdasın. Harika ya, vallahi bravo. Bugüne kadar ben canım ne istediyse onu yaptım. Senin de gün başına oynamasın. Bu gelişini beğenmedim. Sen stratejik bir dehasın Sadon. Teröristlerle iş yapmak, polisleri bombalı araçla havaya uçurmak. Bu kadar hatayı ard arda yapmayı nasıl... Sakin ol, tamam. Kes lan. Ne oldu, ileri geri konuşuyordun demin? Konuşuyor sadece, abartma. İndir şunu, gözünü seveyim. Ne Rıza tanırım bundan sonra, ne de başkasını. Unutma. Benim karşımda değiller. Bizim karşımızdalar. Sen de dibine kadar pisliğin içindesin. Artık oyun falan yok. Ben ne dersem onu yapacaksın. İlk olarak da teşkilata geri döneceksin. Teşkilata geri dönmek mi? Peki bu nasıl olacak Sado? Anlatayım. Ama müzikle. Çal ağzını. Koray dosyayı takibata gerek yoktur diye kapatıp teftiş kurulundan da affını istemiş. Bizim Koray. Ünal'ın soruşturmasında mı takibata gerek yok demiş? Aklım almadı benim de. Sen daha eski tanıyorsun bu adamı. Güvenilir biri midir? Kaya gibi adamdır. Bakanlığında demirbaşlarından yani. Bana da tuhaf geldi. Ne yapacağız? Karar neyse o yapılacak. Ama bu demek değil ki Ünal'ın peşini bırakacağız. Gir. Müdürüm, müsait miydiniz 2 dakika? Gel Ünal, gel. Gel. Böyle bir zamanda, yani arkadaşlarımızın bu durumunda böyle bir konuda rahatsız etmek, inanın istemezdim sizleri ama... Dosyan kapanmış. Müfettiş temiz raporu vermiş. Geldi haberim. Evet müdürüm. Ben de yeni öğrendim müdürüm. Ne diyelim? Geçmiş olsun ya. Al bakalım. Eksik olmayın müdürüm. Benim meselem önemli değil. Şimdi önceliğimiz yaralı arkadaşlarımız. İyi haberlerini alalım. İnşallah onlara geçmiş olsun diyebilirim tez zamanda. Tek temennim budur. İnşallah. Bana müsaade ederseniz saygılar. Çık. Hiç anlamıyorum ben bu herifi. Ben de. Vay, Nala abi, beni kurtarmaya mı geldi? Tabii. Tam olmam gereken yerde, olmam gereken zamandayım. Şu arkandaki kim? Allah'ın belası! Ne oldu burada? Kaçıyordu. Ateş etti, vurmak zorunda kaldım. Göğsünden vurulmuş. Benim bildiğim kaçan adam sırtından vurulmuş. Lan oğlum, sen benim kolumun halini görmüyor musun? He? Terörist öldürdük diye hesap mı soruyorsunuz bize? Gir kayda, gir. Çek. Tamam, çek. Ünal başkomiserim, siz mi vurdunuz? Açtım. Çek, hadi. Kaçıyordu arkadaşlar. Dur ihtarına uymadı kendisi. Ateş edince ben de vurmak zorunda kaldım. Peki buradan kaçacağını nereden biliyordunuz? İşim bu arkadaşlar. Ben polisim. Her zaman birinin arkanızı kollaması gerekir. Sizin canınızı emanet edebileceğiniz birilerinin olması gerekir. Öyle değil mi? Yaralı olduğunuzun farkındasınız değil mi? 2 polis memurunu şehit ettiler. Çocukları rehine aldılar. Bu da ufak bir sıyrık. Önemsemeye gerek yok. Biz gerekirse milletimiz için canımızı feda etmeye hazırız arkadaşlar. Başkomiserim, şu anda sosyal medyada her yerde kahramanlığınız konuşuluyor. Neler söylemek istersiniz? Ben kahraman değilim arkadaşlar. Ben yalnızca görevini layıkıyla yerine getirmeye çalışan bir başkomiserim. Ama kaçmak üzere olan şehit polislerinin katilini yakaladınız. İşte tam olarak söylediğiniz gibi. Ben görevimi yaptım.
takdir kamuoyundur. Kahramanlar hiçbir zaman kahraman olduklarını kabul etmezler, değil mi? Çok teşekkür ederim arkadaşlar. Şehitlerimiz var, yasımızı tutacağız. Bunları konuşmayalım artık. Teşekkürler, hoşça kalın. Buyurun, tebrik ederim. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Kadir, bu ne? Ne oluyor? Ünal'a plaket veriyorlar. Nasıl ya? Biraz da kamuoyu baskısıyla kahramanlığınız ödüllendirildi. Neler söylemek istersiniz? O gün ne söylediysem yine aynı şeyi söyleyeceğim arkadaşlar. Ben görevimi yaptım. Teşkilatımız da sağ olsun teveccüh gösterdi. Herkese teşekkür ederim. Yakın zamanda bir terfi alacağınız konuşuluyor. O benim bileceğim iş değil arkadaşlar. Bu kadarı yeterli. Tekrar teşekkür ederim geldiğiniz için. Zahmetler verdiniz. Sağ olun. Tarihin en kirli polisi kahraman oldu başımıza. Ya yalandan bir de mütevazı ayaklarına yatmıyor mu? Deliriyorum ya. Kirli olduğunu kanıtlayamadık çocuklar. Operasyonu yaptık. Onca emeğimiz üstte de çöktü. Bundan sonra izin vermeyeceğiz. Bizim elimizde. Kapatın şu televizyonu da işimize bakalım hadi. Hoş geldin Clark Kent. Bırakma karıyı Sadullah. Az kalsın kolu veriyorduk. Allah'tan kolu veriyorduk. Hadi lan oradan. Çakmak araman seni. Ulan gözünü çıkartınca aynı Süpermen'e benziyorsun ha. Miran yakalansaydı hepimizi satardı biliyorsun değil mi? Oğlum bana olanlar oldu. Çaylar içildi, kızlar sevildi. Sen kendini kurtarma peşindesin. Yalan yok, kurtardın da. Helal olsun, şanslı adamsın. Sadullah, ben diken üstünde yürüyorum, yaralıyam. Sen ne şansından bahsediyorsun? Dikense diken Ünal. Benim sayemde yürüyorsun. Müfettişini hallettik. İşinin başına geçiyorsun. Göze batmadan tezgaha devam ediyorsun. Al. Hollanda işinden payla düşen para. Utanmazsan say bir de lan. Oğlum mamayı alınca böyle gevşek gevşek sırtıyorsun ha. Mama falan ayıp oluyor ama Sadullah. Şu gözlüğü çıkarsana lan. Oğlum yemin ediyorum bir de saçını şöyle bir şey yapsan aynı Christopher gibi oluyorsun lan. Superman Christopher mu oluyordu? Galiba. Allah senin belanı vermesin. İtici. Bana yok mu dikkat et bir şey ya Sadu? Bana kadar var kardeş. Ben kendim alırım. Kadir komiser. Sen bir baksana buraya bir. Ben de. Tamam. Ne oğlum önümüzden öyle transit geçip gidiyorsun? Biz bir özür bekliyoruz. Beyefendi dik dik bakıyor. Niye özür dileyecekmişim? Yaralandım ben oğlum. Gazi oldum. Sen birilerinin gazına geldin. Bir kalemde silip attın beni. Ama ben o abilerin gibi boş ego peşinde değilim. O kadar mesaimiz var. Abinim oğlum ben senin affederim. Affedeceksin beni. Ederim oğlum. Bir özür yeter kardeşim, bir özür. Ünal, amir. İstersen bütün televizyonlara çık. İstersen dünyayı kurtar. Ben senin içindeki kötülüğü biliyorum. Tüm dünya seni kahraman olarak görse de ben seni tanıyorum artık. Ah oğlum. Senin beynini nasıl yıkamışlar böyle? Az kaldı Ünal amir. Çok az kaldı. Yavrum be. Lan
Efendim nasılsınız? Efendim işler çok karıştı. Sado ipin ucunu kaçırdı artık. Sadece kendini değil, bu gidişle sizi de yakacak. Artık bir şey yapmamız lazım efendim.